Praktisten selamlar. Bugün size Sonat'la beraber Philips'in SHG7980 kodlu oyuncu kulaklığından bahsetmek için geldik. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuncu kulaklıklarında biliyorsun Sonat, böyle havalı isimler falan vardır. Evet. Yani işte ne bileyim Razer der ki Dead Adder. Yok Logitech başka bir isim koyar falan. Philips böyle evet. Mühendis ismi koymuş buna. SHG7980. Ya çok akılda kalır bir isim değil. Ya daha doğrusu bence kolaylık yapmamış. Zorluk olsun diye değil de. Ya tabii ki. Kolaylık yapmamış yani. Biz uzun zamanda Philips ürünü incelemiyorduk bu arada. Bu bize gelen hani montörler dışında ilk Philips ürünü diyebilirim rahatlıkla. Bu arada Advanced Gaming diye geçiyor. Advanced Gaming diye mi geçiyor? Ha. Yani bunu hani acaba bunu mu kastettiler? Vallahi bilmiyorum. Ben internetten arattığım zaman da kod adıyla bulabildim. Evet, 7980 diye buldum ben. Advanced Gaming diye. Bir de Advanced Gaming diye bir kulaklık markası olmaz herhalde diye düşündüm. Yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi kulaklık bu. Sen de denedin, ben de denedim. Sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? Bence sen başla Burak abi. Tamam. Şimdi Philips'in bu kulaklığı aslında sizin biraz şu sorunda cevap verecek bir kulaklık. Hani diyorsunuz ki bize çok üst seviye kulaklıklar inceliyorsunuz. Halbuki biz daha bütçemiz uygun kulaklık incelemenizi istiyoruz. İşte bu kulaklık o kulaklıklardan biri mi? Acaba? Biri gibi görünüyor ama biraz onu tartışacağız bugün. Şimdi sonra sen beni durdur çünkü biliyorsun ben başladığımı durmuyorum. Biliyorum. Olsun sorayım. Şimdi Philips'in kulaklığına şuradan başlayalım. Öncelikle bu bir USB kulaklık. Bu parça buradan çıkmıyor. Ses kartı burada. Ben biraz zorladım. Deniyorum. Olmuyor. Buradan çıkar gibi görüntüsü var. Çıkmıyor. Olmuyor. Halinde bunu USB olarak kullanıyorsunuz ve 2 metrelik ince bir kabloyla bağlanmış. Bu kablo da bu alıştığımız örgü kablolardan değil. Örgü kablolardan değil, aynı zamanda kalın plastik kablolardan da değil. Açıkçası evet. Bu beni yani ilk böyle elime aldığım zaman bu kopar ki. Kopar ki. Yani sırf oradan değil dedirtti. De buralardan kopar ki. Evet, o yani şurada biliyorsunuz genellikle artık bütün kulaklarda kulaklıklarda olan yan çekim. Yakın çekimde zaten görüyorlar. Burada bir plastik parça olur. Evet. Bu kopmayı engeller. Için. Philips bunu yapma gereği görmemiş. Yani neden bilmiyorum ama kabloyu. Evet, içine sokmuş ama hani yanlışlıkla koltuğun kenarına bir yerime takılsa kalkarken çünkü oyuncular çok yapıyor bunu. Kulaklığı evet. Kulakta unutup refleks hani hemen kapı çaldı gideyim, bir şey oldu. Tuvalete gideyim, evet, içecek evet. Alayım falan derken kulaklıkla beraber gelebiliyor ne varsa ya da kopabiliyor. O korkutan bir şey. Şimdi fiziksel özelliklerine aslında biraz da apar topar girdik. Şimdi kulaklık yumuşak plastik yastıkçıklara sahip burada şeyler hoparlörlerin üzerinde. Yastıkçıkları çok güzel, onları beğendim. Onları ben de beğendim. Aynen öyle. İçinde içi kumaş, yan tarafı plastik. Üst tarafındaki tacı ve tacın tüm yapısı da gene plastik. Aslında şöyle bir güzelliği var bunun, çok hafif bir kulaklık. Plastik olduğu için. Çok hafif bir kulaklık, kullanımı rahat bir kulaklık o yüzden yani başınıza neredeyse ağırlığını hissetmiyorsunuz ki bizim kullandığımız diğer oyuncu kulaklıkları gerçekten ağır ve büyük kulaklıklar. Kulakları da çok güzel kapatıyor. O açıdan yani tasarım açısından bir problemimiz yok. Ben bir ayrıntı keşfettim. Şimdi normalde kulaklığını nasıl çıkarırsın? Taktın. Evet. Ne yaparız genelde? Şöyle yaparız. Ondan sonra hadi buradan da çıkardık. Abi ben bunu böyle unutmuşum. Ya yani bu tamamen dönebiliyor. Bir daha taktım. Dikkat etmeyince. Saçmalık yani hani bunun tamamen dönmesi hani tamam kulağı ayarlamak açısından güzel bir şey de şimdi biliyorsun genelde bu tip tam dönmenin esprisi nedir? Bunu katlayıp bu da buradan evet, da evet, şuradan evet, da evet. Katlanır. Evet. Bunu katlayıp ufaltıp çantana atarsın. Aynen, öyle bir esprisi yok ama bu tam dönüyor. Bunu böyle yani DJ şey falan takılırsın diye yani düşünmüşler. Belki olabilir yani. Evet, bak o aklıma gelmedi ama o zaman oyuncu kulaklığı bu ayrı. Hoparlörüm yok. Beraber oyun oynayacağız mesela. Hani şey mi yapıyorum? Allah abi beraber dinleriz mi diyorum. Bilmiyorum yani. Ben anlam veremedim. Tasarımcıya, Philips'in tasarımcına bunu sormak lazım. O enteresan bir özellik olmuş. Sen devam et. Madem yaşamak gidiyoruz. Ha? Sevmediğim kısmına geçeyim. Yani bir sevdiğimiz bir sevmediğimiz kısmı var. Öyle diyoruz. Yapalım. Biraz değişik olsun. Normalde önce artılar sonra eksiler de gidiyordu hep her şeyde. Toparladı sonunda. Sesini sevmedim. Sesini sevmedim. Sesini sevmedim. Yani süper, bu konuda çatışacağız. Kuvvetli. Çok ses veriyor. Okey, tamam, onunla ilgili evet, problem yok evet. Ama ben şeyde denedim. İşte
video editlerken bir deneyeyim dedim. Hani nasıl olacak diye. Oyun oynama şansım olmadı bununla beraber. Aslında gaming olduğu için artık bu kısımdaki yorumu sana bırakacağım. O yüzden ben çok sevmedim. Biraz bana fazla tiz ve şey geldi sesler. Garip geldi. Rahat edemedim yani. Hani mutlu olmadım kullanırken. Peki. Bir de çok fazla dışarıya ses veriyor. Çok fazla dışarıya ses veriyor. Acayip dışarıya ses veriyor. Yani kulaklığın şöyle söyleyeyim, dışarıdan gelen sesi yalıtması çok iyi. Gerçekten dışarıdan bir şey duymuyorsunuz ama dışarıdaki herkes sizi duyuyor. Yani inanılmaz bir ses, ne diyelim, sızması var dışarıya. Evet, müthiş var. Müthiş derecede dışarıya ses kaçırıyor. Dediğim gibi yüzden kuvvetli yani, şeyi iyi. Sesi sonuna kadar açtığınız zaman hani patlama falan yapmıyor. Evet evet evet, evet, o konuda iyi. Onunla ilgili bir sıkıntı zaten yok. Zaten orada bir sınır koymuşlar, aralıkları iyi. Ama dışarıya çok ses gidiyor. Çok ses gidiyor. Bir de dediğim gibi ben çok ısınamadım. Hani oyunda dediğim gibi senin yorumun. Şimdi ben şunu söyleyeyim, ben bassları beğendim. Basslar çok temiz. Tizler de çok iyi değil. Bu arada da teknik ayrıntılarını ekranda görüyorsunuz bir yandan kulaklığın. Yani kulakta kullanılan driver'lar üst seviye driver'lar aslında bakarsan. Şey iyi, ses aralıkları falan iyi. Yani ses bakımından ben memnun kaldım kulaklıktan. Bunu çok net söyleyeyim. Neden memnun kaldım? Aslında videonun sonunda söyleyeceğimiz şey ama fiyat aralığına göre fiyat aralığına göre düşünürsek iyi bir kulaklık. Yani ses bakımından iyi bir performans veriyor. Tizleri biraz zayıf ama bassları kuvvetli bir kulaklık. Bir de enteresandır. Şimdi burada çıkarılabilir mikrofonu var. Onu söyleyecektim. Bu da tek taraflı olarak takılabiliyor. Mikrofonun ses kalitesi de iyi. Yani karşı tarafa net olarak sesi iletiyor. Ama dediğim gibi hepsini bu ses bu fiyat aralığı içerisinde düşüneceksiniz. Yani bu fiyat aralığı içerisinde ya şununla çok rahat ses kaydı yapabilirsin. Çok rahat Skype'da kullanabilirsin bunu. Oyun içerisinde iletişimde kullanabilirsin. Bunda problem yok. Tabii kaybetmeyeceksin bunu. Önemli. Evet, o önemli. Yani aldığın ses kaydını zaten bana dinlettiğinde fark ettim. Güzel alıyor. Sesi çok güzel alıyor. Çok güzel. Yani hani bunu atıp buna direkt kullanabilirsin. O da size olmuyor. Neden olmuyor? O da çünkü olmuyor bunun, ama, maalesef. Bunun bir şekli var. Onu gene yakın çekimde görüyorsunuzdur. Bu o yüzden her tarafa rahatlıkla girebilecek bir yapıda değil. Ancak bu yani şey tabii çok dışarıda olan bir şey varsa onun için yani sokabilirsin de ama böyle bir şeyin içerisinde doğru giren içeride kalan bir 3.5'lük yuva varsa eğer bu 3.5'lük yuvaya hiçbir şekilde girmez. Dışarıda kalan 3.5'lük yuva olan bir kulaklığınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Onun dışında sökülebilir olması güzel olmuş. Sökülebilir tabii olması bilmiyorum güzel olmuş mu ama böyle bir esnek bir yapıya şey, güzel yapıya sahip. Ya benim en büyük korkum bunu söküp bunu şey yapma, kaybetmek. Diğer ayrıntıya geleyim. Tamamen taç ve tüm yapı plastik. Dediğim gibi bu hafiflik bakımından iyi ama bu kulaklığı aman tekerle çıkartmayın, aman düşürmeyin. Çünkü çok rahat kırılabilecek bir kulaklık bu. Onu çok net söyleyeyim. Yani şuradaki plastik sert bir plastik. Ne kadar esnese de bir yerden sonra da bu plastik sert bir düşüşte kırılabilir. Buna geleceğim demiştim. Aha, üzerindeki kumandası. Üzerindeki kumandası. Yani gerçekten ben beğenmedim. Neyini beğenmedin peki? Beğenmedim çünkü ses ayarı yakın çekimde yine görüyorsunuz. Ses ayarı yani oldukça ben şey yapamam, bir anlam veremedim neden tamam, böyle yaptım. Ben şimdi bir ara şey yok mu? Hani artıya getirdim, bıraktığım zaman yayla bunu tekrar ortaya alan hani her seferim tık 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 arttırabildiğim ya da aynı şekilde böyle kademe kademe azaltabildiğim bir ses ayar kısmı yok. Evet. Ben sevmedim. Evet. Keşke öyle olsaymış. Öyle olsaymış çok güzel olabilirmiş. Sen de video öncesinde konuştuğumuz şey aslında. Ya sesi kapalı ya sesi açık. Evet. Yani o aradaki geçişleri, o inceliği, bu hafifçe biraz arttırayım, biraz hafifçe azaltayım yok. Evet. İşte çok fazla açılıyor ya çok fazla kısılıyor. O arada da çok dar tutmuşlar. Bir de sana dur onu açmışken şeyi söyleyeyim. Şu mikrofon tuşu da açık mı kapalı mı hiçbir şey anlamıyorsun bundan. Aynen. Bu da şey yani kullanırken başka bir şey aşağı itiyorum yukarı falan uğraştırıyor biraz. Yani muhtemelen yukarıda açık aşağıda kapalı diye hatırlıyorum ben bunu. Akıl var fikri var öyledir. Onun dışında sanırım kulaklıkla ilgili çok da söyleyecek bir şey geriye kalmadı. Yani artlarını eksilerini saydık. Son olarak parasına gelelim. Fiyatı Amazon'dan gördüğüm fiyatı $60. 180 lira civarına falan geliyor. Şimdi ben gene Amazon'daki yorumlara da baktım. İnsanlar şey demişler mesela çocuğumu aldım.
çok iyi performansla kullanıyor, çok mutlu. Veya bir tanesi demiş ki Sennheiser kulaklığından $200 Sennheiser kulaklığından daha iyi performans aldım. Şimdi o kısmını da tabii bilemiyorum. Hani oradaki adamın kullandığı Sennheiser kulaklık hangi kulaklık? Onunla tabii kıyaslayamıyorum ama genel olarak bakarsak aslında sanırım şöyle toparlayabiliriz. Ses performansı fiyat aralığına göre kabul edilebilir derecede bir kulaklık. Evet. Ama tasarım bakımından birçok sorun yaratabilecek özelliği var. Ya tasarım bakımından birazcık sınıfta kaldı. Tasarım bakımından sınıfta kalmış durumda ama hani şey derseniz, ha tabii bir de şu da var, bunu da buradan takıyorsunuz. Bu herhangi bir açma kapama tuşu yok bunun. Hani kendi kumandasını kullanmak zorundasınız bunun da. Onu da söyledim. Yani özetle şunu diyebiliriz. Eğer sistem topladınız, ne bileyim işte klavye aldınız, fare aldınız, bütçenize çok fazla bir yer kalmadı. O zaman yani tercih edilebilir. Alternatif olarak düşünebilecek bir kulaklık o zaman. Onu çok net söyleyelim çünkü hani ses performansı son haftana kadar çatışsak da bence kabul edildiği derecede iyi. Ama onun dışında dediğimiz gibi tasarım bakımından Philips biraz daha bu kulaklık üzerine çalışabilirdi. Tabi o zaman fiyat da farklı olabilirdi vesaire vesaire, ayrı konular. Bir de işte yani en riskli parçalardan bir tanesi bu, yine dönüp dolaşıp buraya geldik ama bu kaybolursa bütün esprisini de kaybedecek. Evet, alternatif bulmak zor. Biraz riskli bir tercih olmuş tasarımda. Aynen öyle. O zaman Philips'le ilgili söyleyeceklerimiz bu incelememizde bunlar. Dilerim sizin satın alma tercihinizde size bir yön verebilmişizdir bu videoyla beraber. Her türlü sorularınızı da her zaman bekliyoruz kulaklıkla ilgili. Bizden söyleyeceklerimiz bu kadar. Lütfen bizi sosyal medyadan takip etmeyi ihmal etmeyin. YouTube kanalımızı beğenin insanlara ki daha fazla size video çekebilirim. Sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.